Peki gebelik sürecini anne adayı nasıl geçirecek hocam? Nasıl geçirmeli? Sağlıklı bir gebelik süreci nasıl geçmeli? Aslında sağlıklı gebelik sağlıklı bireyle başlıyor. Bu keşke hani hep planlı olsa gebelikler. Planlı gebelik ne demek? Ben hani çocuk sahibi, çift eğer çocuk sahibi olmaya karar verirse bir kere hayatımı düzene sokacak. Zararlı her şeyden sigara, alkol gibi ya da işte beslenme, zararlı beslenme alışkan, fast food, paketli beslenme, turfanda dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi beslenme alışkanlıklarından uzak duracak. İşte meyvelerle, mevsim meyve sebzeleriyle, sağlıklı gıdalarla beslenmeye başlayacak ve kesinlikle zararlı uyuşturucu, sigara, alkol gibi her türlü zararlı etkenden arınacak ve mümkünse kan değerlerine bakıyoruz. Biz işte folik asidine, B12'sine, D vitamine, kanına bir problem varsa onları da halledip en az 3 ay önceden folik asit başlayıp ondan sonra gebe kalmak ideal. Ama böyle kaç kişi var? Çok az. %1'in bile böyle değil. Genelde gebe kalıp geliyor hastalarımız. Ondan sonra gebe kaldığını öğrendiğinde de gene bu dediklerime dikkat ederek düzenli beslenmeyle, işte ufak tefek böyle dokunuşlarla, vitaminler, işte takiplerle düzenli takiplere gelecek. Rutin kontrolleri ne zamandan başlıyor hocam? Aslında rutin kontroller ilk gebe, eğer gebe olarak geldiyse Dünya Sağlık Örgütü ilk ultrason 12. haftada yapın diyor. Ama bizimkiler, bizim hastalarımız çok tabii ki erken geliyorlar. Çok daha erken başlıyoruz ultrason kontrollerine ama ayda bir kere düzenli takip bizim için yeterli. Evet, ayda bir mutlaka hamile olan anne adaylarımız, gebe olan anne adaylarımız mutlaka her ay kontrollerini, mutlaka takiplerini ama yapsınlar. Gebelik sırasında en az 5-6 kez, işte onların ayları var, rutin kontrolleri en az 5-6 kere bir sağlık yardımı almaları gerekiyor sağlık kuruluşundan. Evet, tabii o süreçte psikolojilerini yüksek tutmaları gerekiyor. Tabii. Moralleri yüksek olması gerekiyor. Evet. Diyorum ya, sağlıklı kadın her şey demek. Sağlıklıysanız eğer bebeğinize de daha çok sağlık veriyorsunuz ama sizde işte şeker gibi, tansiyon gibi ya da başka türlü sorunlar varsa ya da kötü alışkanlıklarınız varsa direkt etkileniyor bebek. Çünkü içinizde büyüyor, içinizde yapılanıyor, içinizde yaratılıyor. O yüzden hani biz sağlıklı olmazsak asla sağlık, yani çok zor sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek. Onu da riske atıyoruz hayatını. Evet. Tabii o süreç biraz daha hassas bir süreç. Evet, çünkü yeni bir insan yaratılıyor. Evet, tabii burada babanın, aile yakınlarının, çevrenin de biraz destek olması gerekiyor mu hocam? Kesinlikle, her şey demek aile desteği. Çünkü tek başına geçirmiyorsunuz, bir ailesiniz artık. Babanın da kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Her anda ortak olması bir kere gebeyi çok rahatlatıyor. Gebenin rahat olması, psikolojisinin çok iyi olması demek. Bebeğin de psikolojisinin evet, çok iyi olması demek. Ben hep kadın olarak düşünmeyin. Herkesin, yani sonuçta bebeğin yarısı anneden geliyorsa yarısı da babadan geliyor. Her iki çiftin de hayatını düzene sokmasını. Ben evin içerisinde balkonda dahi sigara içmeyin diyorum. Çünkü üzerinize siniyor o koku. Kapıdan giriyor. Bebeğiniz, babası, annesi sigara içmese ne olur? Babası sigara içiyorsa sigara konusu kokusunu baba kokusuyla özdeşleştiriyor. İleride o da içir sigara. O yüzden asla babaların da sigaradan kurtulmasını istiyorum. Peki bu aşamada annenin yiyeceklerine, içeceklerine nasıl dikkat etmesi gerekiyor hocam? Aslında biraz önce bahsettim. Çok böyle özel bir şey istemiyorum. Şöyle yapayım. Sadece sağlıklı beslenin. O mevsimde şeyde, pazarda ne varsa onu alın. Yani turfanda zaten hem pahalı hem çok sağlıksız bir şey. Paketli gıda tüketmeyin. Çok fazla işte hamur işi, ekmek, yağlı, kızartma. Yani bunlar sadece şey sağlığınıza değil, kesenize de zarar. Genelde onlardan şöyle bir uzak durum durun. Var Nurcan Hocam. İşte gebelik döneminde anne çok fazla yemek yer ki bebeğime de vitamin olsun diye. Bu ne kadar doğru? Hiç doğru değil. Yani sağlıklı beslenmek ayrı bir şey. Çok yemekten bahsediyoruz. Yani 30 kilo da alsanız 3 kilo, 3,5 kilo da en iri doğan 4-800 doğuruyor ki o da doğuramıyor. Sezaryana gitmek zorunda kalıyor. Yani iri bebek doğurmak bir kere kesinlikle sağlıklı bir şey olacak anlamına gelmiyor. Daha çok sağlık sorunu oluyor iri bebeğin. Sürekli sizin yediklerinizle alakalı değil. Eğer şekeriniz varsa çok iri oluyor bebeğiniz. 2,5-3,5 maksimum 3,700 bebeği doğurmak zaten sağlıklı doğurmak demek. 30 kilo da olan o kadar doğuruyor. 9 kilo da olan o kadar doğuruyor. Fazla kilo alıp belimize, bacaklarımıza,
o yükü yüklemenin bir manası yok. Bebeğe hiçbir faydası yok. Üstelik bir sürü çatlak patlak oluyor bütün cildimizde. Evet. Oturamıyoruz, kalkamıyoruz, yatamıyoruz. Çok zor bir şey çok kilo almak gebelikte. Verince çok çok vermek çok zor. Verdiğinizde bir sürü sarkmalar oluyor. Almak kolay oluyor. Ama vermek çok kesinlikle. Zor. Kesinlikle. O yüzden asla fazla kilo istemiyoruz. Gebelik sürecinde ideal kilo artış oranı nedir tabii Nurcan Hocam? Kişiye göre değişir mi? Kilosuna göre değişir. Çok zayıf bir insana indaha 9 kilo diye tutturma, yani 12-13-15 kiloya kadar çıkabiliyorsunuz. Çok şişman olan, çok kilo olana da illa 9 kilo alacaksın diye bir dayatmamız da yok. Kişinin kilosuna göre ama ortalama 9 ideal diyoruz. 12'yi geçmeyin, 7'nin altına düşmeyin diyoruz. Evet, peki. Anne gebelik sürecini geçirdi, gebe kaldı. Gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde geçirdi ve doğum. Evet. Peki, normal doğum mu, sezaryen doğum? Tabii ki normal, hiç kuşkusuz normal doğum. Yani bunun hiçbir tartışması yok. Ben her zaman söylüyorum. Küçücük bir ameliyat, apandisit diyorlar, kist diyorlar. Ameliyat olmamak için fellik fellik kaç doktor dolaşıyor insanlar ama çocuk söz konusu olunca sezaryen istiyorum. Çok şaşırıyorum. Ne kadar büyük bir ameliyatı, ne kadar kolay istiyorlar insanlar diyor. Ama orada çok güzel doğal bir mecra var. Oradan çok rahat çıkabilecekken bebek, biz karnını kesiyoruz, rahmini kesiyoruz kadının. Sonra tekrar dikişler atıyoruz. Bir sürü risk alıyor kadın kendi hayatıyla ilgili. Ve tekrar normal doğum yapmak istediğinde daha da bir riskli bir duruma sokuyor kendisini. Elbette sezaryen can kurtaran bir ameliyat. Hem anne hem bebeğin canını kurtaran bir ameliyat. Ama gerekli olduğu yerde. Gerçekten sezaryen olması gerektiği yerde çok güzel bir ameliyat. Öbür türlü kadının vücudunu da, vücuduna da çok zarar veren bir ameliyat. Ve doğal yollardan doğmayan bebeklerde daha çok, bir sürü çalışmalar var. Daha çok astım, bronşit gibi alerjik hastalıkları çok daha fazla görüldüğü saptanmış. Evet, normal doğum diyorsunuz. Kesinlikle. Normal doğumu tavsiye ediyorsunuz. Tabii sezaryenli vakalarda farklı, belki riskli. Sezaryen sonrası normal doğum da yapıyoruz elbette ki. Evet. Ama bu hani endikasyonu varsa, yani çatı darlığı nedeniyle sezaryen onu olduysa hasta, tekrar çatısı onu gelişlemeyecektir. Gene sezaryen olması gerekiyor. Ama bebeğin kalp atışları bozulmuş, tam doğuracakken rahimi açılmış, bir tane normal doğum var, ikinciye sezaryen olmuş gibi. Ya da işte tersmiş bebek, o yüzden sezaryen olmak zorunda kalmış. Çatısı aslında çok normal. Bir takım güzel şartlara sahipse sezaryen sonrası da normal doğum yaptırıyoruz. Ama onda bazı endikas kondisyonları var, olması gereken durumlar var. Peki bebek dünyaya geldikten sonra yine anne sizinle bağlantıda oluyor. Yine tabii, kontroller tabii. Kadın doğum uzmanı tarafından yapılıyor. Tabii, hemen bir hafta sonra bir kontrole çağırıyoruz. Ondan sonra 1,5 aylık olunca kontrole çağırıyoruz. Buna çok önemi var. Niye? Korunma konuşuyoruz. Evet. Korunma çok önemli gebelik sonrası. En az 2 yıl kesinlikle gebe kalmamaları lazım. Ha, kalırlarsa kürtaj mı yapıyoruz? Tabii ki yapmıyoruz ama ideali 2 sene gebe kalmamak. Hem diyorum sizin sağlığınız için, hem doğurduğunuz bebeğin sağlığı için, hem de doğuracağınız bebeğin sağlığı için en az 2 sene ara vermeniz gerekiyor. O yüzden mutlaka korunma konuşuyoruz ilk 1,5 aylık kontrole geldiğinde. Evet. Çünkü sağlıklı bireyler sağlıklı nesil demek. Evet. Annelerden doğar.